Yeşil tepe sözü, insana gerçekten yemyeşil bir tepeyi hatırlatıyor. Hani bilmem hangi yabancı diyarın bir çimenlik tepesine yaslanmış mutlu iki sevgiliyi gösteren ofset baskısı zarif resimler vardır. Bir yanda boy atmış ağaçlar, öte yanda gürül gürül bir kaynak, bir yandan bir yana gülümseyerek sıçrayan mutlu tavşanlar, dallarda kuşlar. Ama nerede? Bizim Yeşiltepe, Zeytinburnu'nun beş telsizlerini Yugoslav göçmenlerinin bir hayli düzenli, temiz mahallesini geçtikten sonra başlıyor. Kireç toprak yer yer oyulmuş. Oyuklara briket veya taşlarla barınaklar yapılmak istenmiş. Ama daha öncesi var. Beş telsizleri Yugoslav göçmenlerinin düzenli mahallesine doğru geçerken yolun üstünde, sağda bir otobüs mü desem, kaptı kaçtı mı, karoseri. Mavileri yer yer dökülmüş üzerinde göz alıcı harflerle Gülhisar Tefenni Burdur yazılı. Belli ki devri saadetinde buralarda işler. Sahibine paralar kazandırırmış. Şimdi kim bilir nasıl motorunu, tekerleklerini, camlarını yitirmiş, azat edilen bir ihtiyar eşek gibi kapılı koyuverilmiş. Rahat bırakılsa ya, ne gezer, şimdi de insanlara barınaklık yapıyor. İnsanlar, ah bu insanlar. İnsanların elinden kurda kuşa, cümle yaratığa, yerlere, göklere, aylara, yıldızlara olduğu kadar emekli kaptı kaçtının kadavrasına da rahat yok. Pencerelerini tahtalarla kabaca kapamışlar. Canlılar barınmış. Yazın alev alev sıcağında kaptı kaçtının saç duvarları ateş keser, kışınsa tam tersi buz. Her ikisinde de yaşanılmaz. Yaşanılmaz ama ne yapacaksın? Yokluk. Ev sahiplerinin ay başlarında büsbütün çekilmez olan yüzlerini görmekten kurtulmak için ateşe de dayanılıyor, buza da. Yugoslav göçmenlerinin düzenli mahallelerini geçiyoruz. Yeşiltepe etekleri, çocuklar, hep çocuklar. Bu çocuklar Yeşiltepeli, kılık kıyafetlerinden belli. Barınak derdi oyunlarına etki yapmış, evcilik oynuyorlar. Ufak ufak taşlarla toprağa eğri büğrü kareler, dikdörtgenler kurmuş, içlerine girmişler. Komşuluk, al gülüm ver gülüm. Nasılsınız komşu hanım? İyiyim, siz nasılsınız? Hamdolsun. Yaramazlar nasıl? Bize bakmıyorlar bile. Bizim de işimiz onlarla değil zaten. Yarattıkları dünya içinde bırakıp yalandan değil, gerçek evcilik oynayan büyüklerin yanına gidiyoruz. Selamün aleyküm. Bastonuna dayanmış 75'lik ihtiyarın iyice ağarmış bulanık bakışları. Ve aleyküm selam. Bir kıyıda kireç eleyen yalın ayaklı çok genç bir kadın bembeyaz dişleriyle gülümseyerek bakıyor. Saf, kardeşçe, küçük kardeşçe bir bakış. Gencecik, çocukluktan yeni kurtulmuş. Hoş geldiniz. Bu da saçları kireç bulaşıkları içinde yorgun bakışlı bir delikanlı. Maksadımızı anlatıyoruz, ilgileniyorlar. Nasıl ilgilenmesinler ki? Biriketin tanesi 1 liradır ve biz şayet gene yıkım için gelmişsek içi sıvanmakta olan ev 21. sefer yıkılacak. Evet, bundan önce tam 20 sefer yıkılmış. Hem de malzemeyi kırıp tahrip ediyorlar. İçimizden biri soruyor. Nasıl olur? Yıkar ama malzemenizi tahrip edemezler. Kanun var. Çocuksu çocuksu gülüyor. Var ama yok. Başkaları da toplanıyor, dehşetli şeyler anlatıyorlar. Bir takım beyler varmış, ellerinde sözüm ona tapular. Bütün bu hali arazi, mal, mülk edinmiş. Parası olanları metresi 15 liradan satıyor, sonra da ilgililere haber verip gece konduları yıktırıyorlarmış. Yani erkek ruhlu bir takım beyler. İlle de 27 Mayıs'tan önce buraların fakir fukarasına kök söktürmüşler. Hele bir görevliden söz açtılar, insan hırsından dişlerini yiyebilir. Geliyor, yıkıyor, kanunsuzluğun çeşidi. Sonra da yıktıklarının üzerinde tepinirken kanun, kanun ha diyor. Ben yıkıp tahrip edeyim de sen beni mahkemeye ver. Biliyor şehrin kıyısını kıyısındakilerin mahkeme yolunu pek bilmediklerini. Amirleri karşısında süt dökmüş kedi gibi küçülüp acizlere firavun kesilenlerden olacak. Napolyon özentileri. Efendim ne kadar anlatsam eksik. Gidip görmek, kendi ağızlarından dinlemek lazım çektiklerini. Hele 8 çocuklu, 36-37 yaşında bir aile babasından söz açtılar. Bu kendilerini fil sanan İspenç horozlarının zulmü yüzünden, hırsından su bardağını çatır çatır yemiş. Şimdi hastanede.
8 çocuk, 8 çocuklu bir ailenin, yoksul bir ailenin barınması, doyumu ne demek? Peki şimdi ne yapıyorlar? 15 yaşında yetişkin bir kızları var. Fabrikada çalışıyor, kazancıyla yaşıyorlar. Derme çatma bir evde. Çocuklar genç ama kahırdan yıpranmış bir kadın. Nesini konuşturmalı, nesini eşelemeli? Yeşiltepe'nin her yanından yokluk akıyor. Yer yer oyulup barınaklar haline getirilmiş toprak bembeyaz, kireçli. Anlattıklarına göre bu kireçli toprakları 27 Mayıs pek uğramamış. Hala zor kullanılabilen 20 sefer yıktıklarını 21. sefer yıktırmaya hazırlananlara 27 Mayıs'ı götürmek lazım. Nerelisin baba? Ohrili. İskan edilmedin mi? Edilmedim. Biz kendimizden geldik diye iskan etmediler. Geldiğiniz yere gidin dediler. Bu karı koca akraban mı? Hayır, hemşerim. Nasıl geçiniyorsun? Allah'ın sayesinde hastayım, ölüyorum. Memleketinde ne iş yapardın? Rençberlik. Niye geldin? Kitaba inanmıştık, hak yerini bulsun, yurdumuza gidelim dedik. Şükrü geldik, ayaklarım tutmuyor. Tutsa taş çıkarıp satıyorum. Ama velakin dizlerimden aşağısı. Çoluk çocuk yok mu? Yok, vermedi Allah. Var idi, bir karı öldü İzmir'de. Buna da şükür. Ne yapalım? Ağustos sonlarındayız. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Biliyorum. İstanbul'un sonbaharı tatlıdır, uzundur ama ne kadar uzun olursa olsun ardında kış cenapları bekliyor. Karanlık göklerinden, bardaklardan boşanırcasına yağmuru, lapa lapa karı, azgın ulumalarıyla fırtınalı geceleri pusuda. Şimdiden odun, kömür lazım. Yeşiltepe'nin derme çatma evlerine bakıyorum. O sel sele yağmurların altında eriyip gideceğe benzerler. Evet, sağlık kurallarına uygun olmayan gece konduların yapılmasına ben de taraftar değilim ama devlet baba elini uzatıp sağlık kurallarına uygunlarını hemen yapamayacağına göre şimdilik göz yumsa fena olmaz. Çünkü vahşi doğayla çetin bir savaş içinde olan insanoğlunu bir de 27 Mayıs'tan habersiz görünen fırsatçılarla, onlara destekledikleri anlaşılan ilgililerle savaşmaktan kurtarmalı. Nerede çalışıyorsun? Yaya bir saat tutan bir fabrika ismi verdi. Ne kazanıyorsun? 10 lira. Bu evi neyle yapıyorsun? Birikmiş paran var mı? Henüz 30'una basmamış genç adam boynunu büküyor. Nereden olsun beyim? Bu 10 liradan artırıp bir kez satın alıyoruz. Ama gelip yıkıyorlar. Onlar yıkıyor, biz yapıyoruz. Başka çaremiz var mı? Soruyorum. Var mı? Onların yerinde siz olabilir misiniz? Bu kadar işkenceye dayanılabilir mi? Nafakalarından arttırıp satın aldıkları malzemeyi olsun, kırıp kırıp tahrip etmeyin. Buna hakkınız yok. Hiçbir kanun, hiçbir yetkiliye yıkma hakkını vermemelidir. Meğer ki yıktığının yerine daha iyisini yapsın, 27 Mayıs'ın Yeşiltepe ile hızla ulaşmasını bekleyeceğiz. Çocuklar, hep çocuklar. İrili ufaklı, kızlı oğlanlı, emekleyen, yürüyen, koşan çocuklar. Amca, benim de resmimi çek. Amca, amca, benim de resmimi, ne olursun. Yalvaran bakışlarıyla çevremizde dolanıp duruyorlar. Resimleri çekilince ne olacak? Gazetede çıkacağını biliyorlar mı? Çıktığı zaman görecekler mi? Beni de çek amca, beni de, beni de. Gelin bakalım dedim. Girdim aralarına. Bir sevinç, bir sevinç. Ah bu çocuklar ve ah bu çocukların sevinci. Ortalarına durdum. Objektifimizin alabildiğince çektik. Resimlerinin çekilişi hepsini coşturdu. Daha sonra... Benim resmim de çekildi. Ben var ya, ben şöyle durdum ha. Ya ben? Ben ellerimi arkama koydum. Ben sana bakıyordum, çekiliverdi. Amca ne zaman çıkacak, biz görür müyüz? Bize de verir misiniz? Gazetenize basacaksınız değil mi? Gözlerinde sevinç şimşekleri sevinçten uçuyorlar. Alt tarafı grup halinde bir resim, fotoğraf değil mi? Gel diyor ki buralı çocuklar bunun bile hasretini çekiyor. Kabil olsa da insan her birini poz bozu resimle çekse, poz boz resimlerinden birer albüm yapsa, çocuklara hediye etse. Bu çocuklar bakışları mavi, kara, ela çocuklar, ayakları yalın, saçları sıfır numarayla tıraşlı tıraşsız, uzun saçlı kurdele denmeye bir tanık, isteyen bezlerle bağlanmış çocuklar. Bu çocukları sevindirmek, sevinçten coştuklarını görmek, kocaman bir kamyon dolusu oyuncakla, renk renk çikolata, bonbonlarla gelip, kapışın çocuklar, bedava, hepsi sizin diyebilmek. Kapışlarını seyretmek. Sonra kitap, defter, kalem, okul önlüğü, kızlara tarak, saç tokaları, şık şık ayakkabılar. Oğlanlara keza kitap, defter, futbol topu, top ayakkabısı dağıtmak, dağıtabilmek.
bir masal dünyası içine atıvermek onları. Onları bu masal dünyası içindeki sevinçleriyle baş başa bırakıp gitmek. Nerede? Yarı açlığın gereğince sevilmemenin açlığıyla dolu bakışlarından ağır ağır uzaklaştık. Yolumuzun üzerinde bir ev, nasılsa yıkılmamış, yıkılamamış bir evcik, bir gece kondu. Kapısı şöylece çekilivermiş. Solda alçak bir sedir. Sedirin üstünde kirli bir yatak, kirli yorgan, kirli yastık. Sağda ufacık bir soba kurulu. Sanki Ağustos ayının sonlarında değil. Zemherilerdeyiz. Odununu at, çırasını tutuştur. Başlasın harıl harıl yanmaya. Buranın sahibi yok mu? Var. Nerede? İşte. Hangi işte? Ta o fabrikada. Güneşin ağır ağır battığı yandaki mavi dumanın içinde koyu bir gölge gibi titreşen fabrikayı parmağıyla gösteriyor. Gösteren de bir kız. Az önce birlikte resim çektirdiklerimizden biri. Genç mi, ihtiyar mı? İhtiyar. Kimsesi yok mu? Arkamdan kalın bir ses. Yok beyim, Allah'tan başka kimsesi yok. Kalın sesin sahibi de hayli yaşlı bir adam. Başında PTT'cilere mahsus bir kasket, sırtında PTT'cilerin ceketi, kucağında küçük bir kız. PTT'de mi çalışıyorsun? Evet beyim. Ne maaş alıyorsun? 300'e yakın. Kaç çocuğun var? 3. Az önce beni yanıtlayan kız da onun. Okula gidiyor mu? Gidiyor. Kaçta? 5'e geçti. Kulaklarında mavi taşlı küpeler atılıyor. Gelecek yıl 5'i bitirince babasına bakıyor. Babası sakalları uzamış yüzüyle gülüyor. 5'i bitirince ne olacak? Ortaya gideceğim. Sonra da liseye. Daha sonra doktor olacağım. Gözlerinde canlılık. Niçin olmasın? Okuyabilmek için kapı değil. Yiyeyim, giyeyim. Barınak, derslerine çalışacak bol ışık, onu orta, lise ve üniversiteye götürüp getirecek otobüs lazım. Sonra da doktorluğa götürecek kitaplar. Babasına bakıyorum, daha şimdiden çökmüş. Yaşın kaç? 37. Bin tanık ister, gösterişi 50'den yukarı. Ev senin mi? Ne gezer? Kira. Kaça oturuyorsun? 70 lira. Çocuklar gene çocuklar, çevremizde ağır ağır uzaklaşıyoruz. 5 telsizler ardımızda kaldı. Arabamız inen akşamla birlikte bozuk yolları gerilerde bırakıp şehre girdi adeta. İki yanı aydınlık pencereleriyle pavyon, köşk tertibi evlerin ağaçları arasından geçiyoruz. Bakımsız bir Orta Anadolu köyünden şirin bir kasabaya girmiş gibiyiz. Nuri Paşa, Sümer, yeni doğan Zeytinburnu. Yol boyunca doktor tabelaları, aydınlık eczaneler, kuru sistem estetik temizleme evi, emlak komisyoncusu, bakkal, manav, gene bakkal, gene manav ve bir sinemanın avaz avaz hoparlörü. Köyden şehre inmiş gibiyiz. Arkası yarın.